Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ila Allah. İnallaha basirun bil ibad. Çok kıymetli dinleyiciler, sevgili öğrenciler, hepinizi en samimi duygularımla, saygı ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi programımızın bugünkü bölümünde kitabımızın 56. sayfasında yer alan 10 numaralı alıştırma üzerinde duracağız. Daha doğrusu bu alıştırma üzerinde durarak programımıza başlayacağız. Devamında daha önceden size ödev olarak verdiğimiz 11 numaralı alıştırmada sizden istenenleri de vereceğiz. Cevaplarınızı kontrol etmiş olacaksınız. Şimdi 10 numaralı alıştırmaya bakalım, bizden ne isteniyor ve ona göre bizden istenenleri yerine getirelim. İbnil ef'ale fil cümeli taliye lil mechul ma icra'i tagiratil lazime ve da harakatil i'rabi. Evet, aşağıdaki cümleleri meçhule dönüştür, gerekli değişiklikleri yaparak. Gerekli değişiklikleri yaparak aşağıdaki cümleleri meçhule dönüştür. Ve da harakatil i'rabi ve irab hareketlerini de koy anlamında bir talimat var. Örnek olarak verilen cümle şu şekilde: Nazzame şurtiyyu el murura fi şari'i. Polis caddedeki trafiği düzenledi. Bu cümlenin fiili malum. Türkçe ifadesi itibariyle, karşılığı itibariyle etken. Bunun altında yer alan cümle Nuzzimel mururu fi şari'i. Caddede trafik düzenlendi. Birinci cümlenin fiili malum, ikinci cümlenin fiili meçhul. Şunu söylemiştik geçtiğimiz programlarımızda. Malum bir fiilin meçhule dönüştürülmesi esnasında ya da cümlede fiili malum olan bir fiili, fiili malum olan bir cümlenin fiilini meçhule dönüştüreceğimizde birinci cümlede mef'ul pozisyonunda olan kelime, yani nesne olan kelime ikinci cümlede naibul fail, yani sözde özne olur dedik. Nazzame malum fiil, eşşurtiyyu fail, el murura mef'ulun bih ya da el mef'ulu bih, fişşari zarf. Aşağıdaki cümlede nuzzimel mururu fişşari'i cümlesinde nuzzime meçhul fiil, mazi meçhul, el mururu naibul fail, fişşari'i yine zarf. Gördüğünüz gibi birinci cümledeki el murur mef'ulun bihken ikinci cümlede naibul fail oldu. Bir numaralı cümle: veledetil mer'etu tıflen. Hanım bir çocuk dünyaya getirdi, hanım bir çocuk doğurdu anlamında bir cümle. Bir çocuk dünyaya geldi, bir çocuk doğuruldu diyeceğiz bir bakıma. Velede fiilinin meçhulü vulidedir. Vulidet tıflun demeyiz çünkü tıfl erkek çocuğa işaret eder. Bu sebeple vulide tıflun deriz. Vulide tıflun, bir çocuk dünyaya geldi, bir çocuk doğdu. İki numaralı cümle: Serakal lususu el emvale minel benki. El-lusus kelimesi el-lıs kelimesinin çoğuludur, hırsız anlamındadır. El-emval, mal kelimesinin çoğuludur, para anlamındadır. Hırsızlar bankadan paraları çaldılar anlamında bir cümle. Şimdi bu cümleyi biz bankadan paralar çalındı anlamını ifade edecek şekle dönüştüreceğiz. Surika el-emvalu demeyiz. Surikat el-emvalu deriz. Niçin? Çünkü el-emval cemdir, gayrı akildir. Bu sebeple cem gayrı akil olan bir isimle ilişkide bulunan her bir kelimenin o isimle, o cem gayrı akil olan isimle müfret müennes bir durumda ilişkide bulunduğu kaidesinden hareketle surikat el emvalu deriz. Minel benki ibaresini de cümleye ekleyebiliriz, eklemeliyiz. Surikat el emvalu minel benki. Paralar bankadan çalındı anlamını ifade edecek şekilde yeni bir cümle oluşmuş olur. Yeni bir cümle meydana gelmiş olur. Evet efendim, 3 numaralı cümleye bakıyoruz.
Kitabımızın 56. sayfasındayız. 10 numaralı alıştırmanın 3 numaralı cümlesi. Dekkabâ'i'ul lebeni carasel bâbi. Süt satıcısı kapının zilini çaldı. Kapının zili çalındı anlamına dönüştüreceğiz bu cümleyi. Dükka carasül bâbi. Bâ'i'ul leben ifadesini kaldırıyoruz. Dükka carasül bâbi. Harekelere dikkat edelim lütfen. Ceras kelimesinin harekesi damme. Naibul fail olduğu için damme harekeyle okumalıyız. Çünkü naibul fail de fail gibi merfu olur. Dukka cerasul babi, kapının zili çalındı. 4 numaralı cümleye geçiyorum. Şerahal ustazu et-tabiratil cedidete lit-tullabi. Hoca yeni tabirleri öğrencilere açıkladı. Şimdi bu cümleyi yeni tabirler öğrencilere açıklandı şekline dönüştüreceğiz. Açıklanan ne? Tabirler. Öyleyse şurriha et-tabiratü demeyiz. Şurrihat deriz. Şurrihat et-tabiratü el-cedidetu lit-tullabi. Tekrar ediyorum efendim. Şurrihat et-tabiratü el-cedidetu lit-tullabi. Yeni tabirler öğrencilere açıklandı anlamında. 5 numaralı cümleye gelmiş bulunuyoruz. 5 numaralı cümleyi okuyorum. Hafiza Junu kelimeteyni cedideteyni el yevme. John bugün iki yeni kelime ezberledi anlamında bir cümle. Bu cümleyi bugün iki yeni kelime ezberlendi şekline dönüştüreceğiz. Hufiza diyemeyiz yine çünkü naibül fail olacak olan isim müennes bir isim. Bundan dolayı hufizat demeliyiz. Hufizat kelimetani cedidetani el yevme. Tekrar ediyorum. Hufizat kelimetani cedidetani el yevme. Evet, bu bölümde toplam 10 cümle yer alıyor. 5'ini çalışmış bulunduk. Şimdi sıra 6. cümlede. Altıncı cümleyi okuyorum efendim. Yezuru kethirun minessaihine el ehrame külle yevmin. Yezuru kethirun minessaihine el ehrame külle yevmin. El ehram, heram kelimesinin çoğulu, piramit anlamında. Essaihin, saih kelimesinin çoğulu, turist anlamında. Evet, piramitleri her gün birçok turist ziyaret eder anlamında bir cümle bu cümle. Piramitleri her gün çok sayıda turist ya da birçok turist ziyaret eder. Bu cümleyi her gün, piramitler her gün çokça ziyaret edilir anlamına dönüştüreceğiz. Tüzaru demeliyiz. Yezuru'nun meçhulü yuzarudur. Ziyaret edilen el ehram olduğu için, cemli gayril akil olduğu için yuzaru demeyiz, tuzaru deriz. Tuzaru el ehramu külle yevmin. Evet, piramitler her gün ziyaret edilir demiş olduk. Kesirun minessaihin ifadesini kaldırmış olduk ikinci cümlede. Tekrar ediyorum son defa. Tüzaru el ehramu külle yevmin. Piramitler her gün ziyaret edilir. 7 numaralı cümle. Yegulul methelul arabiyyu men ya'iş yera. Arap atasözü şöyle der. Kim yaşarsa görür. Yani bizdeki karşılığı nedir diye soracak olursanız, çok yaşayan çok bilir gibi anlaşılabilir. O şekilde karşılığı verilebilir. Men ya'iş yera. Kim yaşadı gördü, yaşayan görür. Yani çok yaşayan çok bilir anlamında bir atasözü. Arap atasözü böyle der ya da şöyle der anlamında bir cümle. Bu cümleyi şöyle edilgenleştireceğiz sevgili dinleyicilerim, kıymetli öğrencilerim. Yekulu fiilinin edilgeni yani meçhulü yukalu şeklinde ifade edilir. Yukalu fil meselil arabiyyi.
yuqalu fil meselil arabiyyi şu demektir. Arap atasözünde şöyle denir. Arap atasözünde şöyle söylenir. Men ya'iş yara. Şunu düşünmüş olabilirsiniz alıştırma üzerinde çalışırken, acaba bu cümlenin hangi fiilini ya da fiillerini edilgenleştireceğiz? Neresi malum olarak kalacak, neresi edilgenleşecek diye düşünmüş olabilirsiniz. Bu cümlede yekulu el meselul arabiyyu bölümü meçhulleştirilecek. Geri kalan bölüm olduğu gibi bırakılacak. Onu bir tırnak içi cümle gibi düşüneceğiz. Yukalu fil meselil arabiyyi men ya'iş yara. Arap atasözünde şöyle denir. Çok yaşayan çok bilir. Ya da çok gezen çok bilir gibi de düşünülebilir. 8 numaralı cümleye bakıyoruz. Seccelel muvazzafu el hitabati ve vada'aha fi sunduqil beridi. Memur mektupları kaydetti ve onları posta kutusuna koydu. Memur mektupları kaydetti ve onları posta kutusuna koydu, yerleştirdi. Ne diyeceğiz? Mektuplar kaydedildi ve posta kutusuna konuldu ya da kondu diyeceğiz. Succilet el hitabatu. Tekrar ediyorum efendim. Succilet el hitabatu ve vudiat fi sunduqil beridi. Evet, succilet el hitabatu ve vudiat fi sunduqil beridi. 9 numaralı cümleye geçiyorum. İşterat Meryemu ve Leyla el hadravati tazecete mines suqi. Meryem ve Leyla çarşıdan taze sebze satın aldılar. Taze sebzeler aldılar. Evet, çarşıdan taze sebzeler alındı diyeceğiz. Uşturiyet. Tekrar ediyorum. Uşturiyet. Uşturiyet el hadravatu et tazecetu mines suqi. Uşturiyet el hadravatu tazecetu mines suqi. Çarşıdan taze sebzeler satın alındı. 10 numaralı cümle. Bu bölümün son cümlesi. Qatta'al cezzaru lahme lizzebuni ve abe'ehu fi ekyasin nazifetin. Qatta'a parçaladı demek. Qatta'a kesti. Qatta'a parçaladı. Sülasi mezit rubai bir fiil. Qatta'a el cezzaru. Kasap parçaladı. El-lahme eti parçaladı. Lizzebuni müşteri için. Kasap eti müşteri için parçaladı ve abe'ehu onu koydu. Veda'ahu anlamında. Onu yerleştirdi, onu koydu. Nereye? Fi ekyasin nazifetin. Ekyas kelimesi kis kelimesinin çoğulu cem teksir. Bu sebeple sıfatı müfret müennes olarak geldi. Nazifetin şeklinde. Fi ekyasin nazifetin. Ve onu temiz poşetlere, temiz torbalara koydu. Neyi? Parçaladığı eti. Kasap eti müşteri için parçaladı ve onu temiz torbalara, temiz poşetlere, keselere koydu. Cümleyi şu şekilde bir anlam taşıyacak şekle dönüştüreceğiz. Et müşteri için parçalandı ve temiz torbalara, temiz poşetlere kondu diyeceğiz. Bu anlamı ifade edecek şekle dönüştüreceğiz cümlemizi. Evet, kutti'a el-lahmu. Tekrar ediyorum efendim. Kutti'a el-lahmu lizzebuni. Ve ubi'e fi ekyasin nazifetin. Kutti'a el-lahmu lizzebuni ve ubi'e fi ekyasin nazifetin. Evet, et müşteri için parçalandı ve temiz torbalara konuldu. Evet sevgili dinleyiciler, kitabımızın 56. sayfasında yer alan 10 numaralı alıştırmayı tamamlamış bulunuyoruz. 11 numaralı alıştırmaya geldik. 11 numaralı alıştırmanın talimatını okuyacağım ve çözümlerine geçeceğim. Bakalım 11 numaralı alıştırma bizden neler isteyecek.
11 numaralı alıştırmayı okuyorum. İbnül ef'ale fil cümle taliyeti lil ma'lumi ve da fa'ilen munasiben thumma da harakatil i'rabi alel fa'ili vel mef'uli bihi kema fil misali. Aşağıdaki cümleleri maluma dönüştür ve uygun bir fail getir. Uygun bir fail koy. Sonra irab harekelerini koy. Nereye? Alel fa'il vel mef'ul bih. Failin ve mef'ulü bihin üzerine irab harekelerini koy. Kema fil misali. Örnekte olduğu gibi. Evet, aşağıdaki cümleleri maluma dönüştür. Uygun bir fail getir. Ve örnekte olduğu gibi fail ve mef'ulü bihin harekelerini, irab harekelerini koy. Rutibet guraful beyti. Evin odaları düzenlendi, tertip edildi. Evet, bu cümlede rutibet meçhul fiil. Guraful beyti naibul fail. Guraf mudaf, el beyti mudafun iley. Bu cümle fiili etken olacak şekilde rattebet el ummu gurafel beyti şekline dönüştürülmüş. Rattebet el ummu. Anne düzenledi, tertip etti. Gurafel beyti, evin odalarını. Guraful beyt ibaresi, ifadesi yukarıdaki cümlede, yani birinci cümlede merfu olarak kullanıldı çünkü naibül faildi. Aşağıdaki cümlede rattebet diye başlayan cümlede mansup kullanıldı guraf kelimesi. Bunun sebebini biliyorsunuz. Birinci cümlede naibül fail olduğu için merfu okuduk. İkinci cümlede mef'ulün bih olduğu için mansup okuyoruz. Rattebetil ummu gurafel beyti. Rattebet malum fiil, el ummu fail ve merfu. Gurafel beyti el mef'ulü bih. Guraf mudaf, el beyti mudafun iley. Gurafel beyt ifadesi mef'ul olduğu için mansup oldu. Bir numaralı cümle. Vudi'atil harâitu ale tavileti. Haritalar masanın üzerine ya da sehpanın üzerine kondu, bırakıldı. Burada şöyle bir yöntem takip edeceğiz. Bu cümlelerde fail yok. Fail olmayan, yani normal fail yok. Bu cümlelerde naibul fail var. Normal fail olacak ve faille birlikte mef'ul bulunacak şekle dönüştüreceğiz. Vada'at el muallimetu diyebiliriz ya da vada'a el muallimu diyebiliriz. Doğrusu bu alıştırmalarda çok fazla seçeneğimiz var. Yani dilediğimiz faili getirme serbestiyetimiz var. Dolayısıyla bizim verdiklerimiz olmazsa olmaz, değişmez ifadeler değildir. Yani kendiliğinizden ben el muallim derim de siz Kemal dersiniz. Ben el muallimetu derim de siz et talibetu dersiniz. Yani bu anlamda herhangi bir sınırlama söz konusu değil. Bunu antiparantez ifade etmiş olayım. Yani bu hususta kendinizi sınırlamayın. Ben buraya el muallim yazdıydım. Hoca işte et talibetu dedi. O zaman değiştireyim diye düşünmeyin. Önemli olan birbirleriyle uyumlu şekilde fiilin malum formda failin ve mef'ulün de bir arada bulunmasıdır. Asıl olan budur. Vada'a el muallimu el harâita ale tavileti. Öğretmen haritaları masanın üzerine, sehpanın üzerine bıraktı. İki numaralı cümle. Ehaze et tardâni. Ehaze diye okumayacağız. Meçhul okuyacağız. Çünkü bunlar meçhul. Maluma dönüştürmemiz istenmiş. Uhize et tardâni ila mektebil beridi. İki koli postaneye götürüldü anlamında bir cümle. Ehaze normal şartlarda aldı anlamını taşıyan bir fiildir. Fakat mef'ulünün başında ila harfi ceri bulunduğunda götürdü anlamını taşır. Uhize et tardani. Kitapta verilen şekliyle okuyorum. Uhize et tardani ila mektebil veridi. İki paket ya da iki koli postaneye götürüldü. Peki bunu memur iki koliyi postaneye götürdü diyecek şekle dönüştürelim. Ehaze el muvazzafu et tardeyni. Dönüşümlere dikkat edin lütfen sevgili dinleyiciler. Burada et tardan ifadesi naibül fail olduğu için merfu kullanıldı. Cümlenin fiilini maluma dönüştürmemizle birlikte artık cümlenin mef'ulü olacağından dolayı ettardan ifadesi ettardan diyemeyiz. Ettardeyn demek zorundayız. Tesniyenin irabı
hususundaki bilgilerinizi hatırladığınız zaman kolayca işin içinden çıkarsınız. اَخَذَّ الْمُوَظَّفُ اَتْتَرْدَيْنِ اِلَى مَكْتَبِ الْبَر۪يدِ Memur iki koliyi postaneye götürdü anlamını taşıyacak şekle dönüştürmüş olduk. Peki, 3 numaralı cümle ve devamı var. Fakat bu bölüm için, birinci bölüm için tasarladığımız süreyi tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah programımızın ikinci bölümünde yine aynı sayfadan kitabımızın 56. sayfasında yer alan 11 numaralı alıştırmanın bakıyorum 3 numaralı cümlesinden programımıza devam edeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere efendim.